Herkese merhaba, ben Merve Özkaynak, kanalıma hoş geldiniz. Artık Eylül ayının bitmesiyle beraber iyiden iyiye sonbahar mevsimine girmiş bulunuyoruz. Havalar soğudu, okullar açıldı. Bu arada benim kanalım Eylül'ün ilk haftası itibariyle birinci yılını doldurdu. Doğum günüme tamı tamına bir ay kaldı. Sevgili kızım Melisa neredeyse 3 aylık oldu derken, beni Instagram'dan, Periskop'tan ve diğer sosyal mecralardan takip edenler de bilirler. Geçen sene kanalımı açtığım zamanlarda tam o zamanlara denk geliyor, hamile kalmıştım. Ve dolayısıyla bu süreçte hamileyken stil ve makyaj videolarını üzülerek ara vermek zorunda kalmıştım. Ama artık size güzel bir haberim var, bu ara sona eriyor. Ekim ayı itibariyle hem stil hem de makyaj videolarına yeniden başlıyor olacağım. Bu arada kanalım 200 bin aboneye geçti ve sanıyorum ki birçoğunuzun izlediği yeni başlayanlar için makyaj videom, Türkiye'deki güzellik kategorisinde yaklaşık 20 bin beğeniyle en çok beğenilen video oldu. Bunun için de hepinize çok çok teşekkür ederim. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan hemen Eylül favorilerimize başlayalım. Tony Angay yeniden yapılandırıcı saç maskesi. Beni takip edenler bilirler, daha önce hamilelik süresince saçlarımı boyatmamıştım ve hamileliğim biter bitmez de beni ilk tanıdığınız zamanki sarı halime dönmek çok istiyordum ama hep söylerim, sarı saç oryal kullanıldığı için ne kadar dikkat edilirse edilsin mutlaka ve mutlaka yıpranma oluyor. Kabul etmem gerekirse benim de saçlarımda az da olsa yıpranma oldu, özellikle uç kısımlarında. O yüzden saçlarımı çabuk bir şekilde toparlayabilmek adına güvenebileceğim bir maske arayışı içerisindeydim. Ve tatildeyken tatile gittiğimiz yerdeki küçük gratiste bu Tony Angay'ın yeniden yapılandırıcı maskesini aldım ve gerçekten çok memnun kaldım. Aslında bakarsanız haftada bir ya da iki kere kullanmak yeterli ama benim dediğim gibi şu anda saçlarımın çok yoğun şekilde neme ihtiyacı olduğu için ben saç kremi niyetine de çok az da olsa saç uçlarımı mutlaka her banyoda uyguluyorum. Ve yaklaşık iki haftadır falan kullanıyorum bu Tony Angay'ın maskesini. Gerçekten fark gördüm. İlk saçımı yaptırdığım zamanlarda özellikle ilk haftada saçlarımı tararken çok zorlanıyordum ve koparak dökülüyordu saçlarım. Ne kadar taramaya dikkat edersem edeyim ama Tony Angay'ın maskesini kullanmaya başladığımdan beri saçlarımdaki o yumuşaklığı, o oryelin verdiği sertliğin gittiğini çok rahat şekilde anladım. O yüzden bu ürünü çok sevdim. Estée Lauder'ın Pure Color serisinin N3 rengi. Şu anda tırnaklarımda da bu oje var. Aslında ilk ambalajında gördüğümde, bilmiyorum şu an görebiliyor musunuz kameradan ama daha tatlı bir nar çiçeği olacağını düşünmüştüm. Ama iki kat sürdüğümde bayağı kırmızı olduğunu fark ettim. Rengini çok sevdim aslında. Bildiğiniz bir kırmızı, güzel bir rengi var ama en önemli noktası benim için tabii ki kalıcı olması. Bu ojelerimi şöyle minicik sadece kenarlara atmış durumda şu anda. Yaklaşık bir 4 gün oluyor süreli. Her ojede biliyorsunuz kadınların aradığı şey en önemli özellik. Kalıcılık. Hem kalıcılığını sevdim hem de parlaklığını çok sevdim. Bundan sonraki mutlaka diğer renklerine de bakıyor olacağım. Mesela durum bu Envy serisindeki ojelerin. Ahava markasını daha önce deneyenleriniz, bilenleriniz var mı bilmiyorum ama ben ilk kez tanışıyorum. Bu Ahava markasının ürünlerini bana eşim yurt dışı seyahatinden getirdi. Bir arkadaşı önermiş, mutlaka oraya gidiyorsan bu Ahava'nın ürünlerinden eşini al demiş. O da sağ olsun bana hediye olarak bir büyük boy kil maskesini almış. Bir tane Tony'nin, yine bir tane daha kil maskesini. O da benim kil maskeleri ne kadar çok sevdiğimi biliyor. Bu ürünlerin en önemli özelliği mineral ürünler olması. Ben de bu markayla ilk kez tanıştığım için Instagram'da bir bunların postunu yapıp bir soru sormuştum. Kullanan var mı, memnun musunuz diye. Açıkçası gelen yorumlara çok şaşırdım çünkü çok bilen bu markayı ve çok kullanan kişi varmış, çok da memnunlarmış. O yüzden ben de sevindim. Uzun süre kullanabileceğim iki farklı kil maskem olmuş oldu. Bir tane büyük boy Tony'm olmuş oldu. Mutlaka bunları deneyimledikten sonra sizlere belki bir sonraki favori videomda da bahsediyor olurum. Organix'in deniz mineralli şampuanlı ve saç kremi. Organix'in bu kullandığım ikinci farklı ürünü, daha önce kokonatlı, Hindistan cevizli olan şampuanlı ve saç kremini denemiştim. Ama sanırım bu deniz mineralli olan seriyi daha çok beğendim. Bu iki ürünü de yine aynı şekilde Tony Angay'ı aldığım gün satın aldım. Tabii saçlarıma işlem yaptırınca böyle panik halinde hemen hızlı bir şekilde saçlarıma etki edecek ürün arayışına girmiştim. Şampuanı neredeyse bitmek üzere. Kremi birazcık daha, tabii şampuana göre daha az kullandığım için onun birazcık daha bitmeye vakti var. Ürünlerle ilgili ilk izlenimim şöyle. Açıkçası şampuanı tek başına dahi kullandığınızda kreme ya da maskeye ihtiyaç duymadan rahatlıkla saçınızı açabiliyorsunuz. Ama Organix'in daha önce farklı dediğim gibi Hindistan cevizi şampuanını kullandığım için sanki Hindistan cevizli bu versiyona göre birazcık daha az köpürüyordu. Bu çok hızlı şekilde köpürüyor. Hani daha çok böyle içerisinde sülfat ve paraben barındırmayan şampuanlar daha az köpürür ya. Bundan da öyle bir şey bekliyordum ama bu gayet tek seferde çok yoğun şekilde köpürüyor ve ikinci şampuanı yapmanıza bile gerek kalmıyor.
Ama etkisini görüyor gibiyim. Dediğim gibi saçlarım kolay açılıyor. O kadar Oreal ile işlem görmesine rağmen çok fazla mat da değil. O yüzden beğendim. Mutlaka herhalde ikinci serilerini alacağım gibi gözüküyor. Farmasi'nin 204 numaralı dudak kalemi. Çok tatlı bir gül kurusu rengine sahip bir dudak kalemi bu. Ben artık rujlara alternatif olarak bu arada dudak kalemlerini de böyle günlük ruj gibi kullanmayı çok seviyorum. Öncesinde peeling yapıp sonra hafif bir lip balm sürüp dudak kalemini sanki ruj sürer gibi sürüyorum ve gün boyunca çok kalıcı bir ruj elde etmiş oluyorum. Farmasi'nin de bu rengini çok sevdim. Daha önce böyle gül kurusu, tatlı bir gül kurusu tonda bir rujum yoktu. Dediğim gibi bu dudak kalemini de alternatif olarak ruj gibi kullanıyorum. Bazen başka rujlarımla karıştırıp değişik renkler elde ediyorum. Mesela şu anda dudağımda da Farmasi'nin bu 204 numaralı ruju ve pastelin nude ruju var. İkisini karıştırdım ve böyle bir renk elde ettim. Siz de mesela farklı dudak kalemleriniz ve farklı rujlarınızla birbirine karıştırıp böyle değişik renkler elde edebilirsiniz. Eğer imkanım olursa, kataloğu bir şekilde elimi geçerse mutlaka Farmasi'nin bu dudak kaleminin farklı renk alternatiflerine de göz atmak istiyorum. Flormar Triple Action Maskara. Bugüne kadar kullandığım en enteresan maskaralardan bir tanesi diyebilirim. Niye derseniz bu arkasındaki özel kısımla aslında maskaranızı bir nevi kişiselleştirebiliyorsunuz diyebilirim. Arkada böyle bir kısmı var. Bunu farklı farklı uzatmak, kıvırmak ya da hacim vermek için çevirerek istediğiniz etkiyi elde ediyorsunuz. Her şeyden önce ilk açtığınızda birazcık ıslak, birçok maskarada yaşadığınız bir problem bu ama yaklaşık böyle bir 3-5 kere kullandıktan sonra o aşırı ıslaklığı gidip hafif kuruyunca çok güzel şekilde kirpiklerinizi uzatıp hacim veriyor. Hani o kıvırmaların çok fazla kıvırmaya ya da uzatma etkisi var mı gerçekten hani bilmiyorum. Belki benim kirpiklerim zaten normalde de uzun ve gür olduğu için onun çok etkisini görememiş olabilirim ama ben tek düz halinle bile kirpiklerimi ayırmasını ve hacim vermesini sevdim. Fiyatı da oldukça uygun bence. Denemekte fayda var diye düşünüyorum. Glam Glow'un maskesi. Daha önce yeşil olanı da denemiştim ama siyahı sanırım yeşilden çok daha fazla seviyorum. Çünkü her şeyden önce içerisinde hem peeling tanecikleri gibi minicik tanecikler var ve bu cildinizi peeling görevi görüyor ve çok güzel şekilde arındırıyor. Aslında gözenek sıkılaştırma özelliği var ama sanırım bu özelliği uzun vadede denedikçe sizlere aktarabilirim. İlk olarak izlenimim cildimde o minicik peeling tanecikleriyle cildimi çok güzel arındırdı. Hatta içerisinde minik eğer kullanma fırsatınız olursa içerisinde minik minik çay yaprakları var. Zaten misler gibi çay kokuyor. Cildimi çok güzel ferahlattı. Ilık suyla yıkayıp üzerine toniğimi sürdükten sonra cildime böyle farklı bir aydınlık kattığını hissediyorum bu maskenin. Çok severek kullanıyorum. Bundan sonra mutlaka almaya devam edeceğim bir ürün olacak bu. Max Factor Smokey Eye Effect Kalem Göz Farı. İki adımlı bir göz farı bu. Öncelikle açık rengi kullanıyorsunuz birinci adım olarak. Eğer tek başına da bu arada kullanabilirsiniz ama daha böyle dumanlı göz makyajı şeklinde bir makyaj yapmak istiyorsanız o zaman koyu tarafında kullanacaksınız. Ya da dediğim gibi koyu tarafında tek başına kullanabilirsiniz. Renkleri çok güzel, pigmentasyonları çok güzel. Hele ki altına far bazı yaptığınız zaman inanılmaz derecede kalıcı oluyor ve gün boyunca hiçbir şekilde uçmuyor. Hatta önümüz gördüğünüz gibi havalar çok soğuk, kış ve yağmur. Toz farlar yerine bu tarz krem farları da altına baz sürerek uygulayabilirsiniz ve son derece dediğim gibi kalıcı olur. Çok sevdim, renklerine de bayıldım. Başka renkleri de var ama ben daha çok böyle kahve ve beş tonlarını sevdiğim için favorim oldu. Christian Louboutin Top Coat ve Base Coat yani oje altı ve oje üstü ürünleri. Bunlar ikili set olarak satılıyor. Kutusu da hatta şu şekilde. İlk gördüğümde acaba alırım bu güzel ürünleri gene kullanmadan böyle süs gibi koyup bozar mıyım diye düşünüyordum. Ama geçen aslında itiraf etmem gerekirse ilk satın aldığımda uzun bir süre yaklaşık böyle 1,5 ay kadar falan kutusunda sakladım. Açıp açıp bakıyordum bugün kullanayım mı kullanmayayım mı diye. Geçenlerde artık tamam dedim açacağım ve kullanacağım. Çünkü performansını da çok merak ediyordum. İyi ki de açıp kullanmışım. Şu anda tırnaklarımda bu ürünün hem alt katını hem üst katını kullandım. Evet mutlaka Estée Lauder'ın kendi ojesinin de parlaklığı ve kalıcılığı çok iyidir ama ben özellikle üst katı sürdüğümüzde o ekstra parlaklığı gördüm ve ellerim sudan çıkmamasına rağmen 4. günde sizin şu anda tam olarak kameradan göremeyeceğinize eminim. Böyle minicik sadece kenarlardan atma var. Yani kısacası performansını çok beğendim. Bir daha da böyle tatlı, güzel ambalajlı ürünlerimi böyle köşeye koyup onları bozmadan kullanmaya mutlaka devam edeceğim. Kozmetiklerin dışında tabii farklı alışverişler de yaptım. Biliyorsunuz artık sonbahara girdiğimiz için bütün mağazalar indirime girmişti. Ben de Crate & Barrel'dan bu deri bordo atı aldım. Benim daha önce eski ev turumu izleyenler bilirler. Evimde böyle bordoya yakın deri bir koltuk var. O koltuğu çok seviyorum. Aslında bunu da ona takım olarak aldım. Objeleri de çok sevdiğimi zaten az çok tahmin ediyorsunuzdur arka plandan da. Hem o deri koltuğun yanında salonda bunu takım gibi kullanırım. Aynı zamanda belki arka planda da kullanırım diye aldım. Asıl işlevi bunun kalemlikmiş. Çünkü şurası boş.
hem kafası hareket ediyor hem kuyruğu hareket ediyor. Hatta eğer beni Instagram'dan hala takip etmeyenleriniz varsa edin mutlaka. Böyle bu tarz enteresan objelerle farklı bir şeyler yapmayı deniyorum bu ara. Umarım siz de beğenirsiniz. Favorilerime teknolojik bir ürünle devam ediyorum. Kanalımı ilk açtığım zamanlardan beni takip edenler bilirler. Her videomda bir şeyler anlatırken, makyaj yaparken falan kolumda hep bir bileklik vardı. İlk takip edenler mutlaka hatırlarlar. Ve bana bununla ilgili çok soru geliyordu böyle. Merveciğim, kolundaki bilekliğin özel bir anlamı var mı diye. Ben de en sonunda hep gelen yorumlara cevap veriyordum ama tam anlamıyla herkese bir cevap olması adına sevdiğim teknolojik ürünler diye bir video hazırlamıştım. Ve o zamanki kolumdaki akıllı bileklik Nike FuelBand'ti. Ama maalesef artık Nike bu bilekliği üretmeyecekmiş ve ben de yaklaşık 2-3 tane kadar bu bileklikten bozuldu. Türkiye'de de olmadığı için gidip iade edip yenisini almanız ya da yaptırmanız gibi bir şey söz konusu değil maalesef. O yüzden madem artık Nike de üretmeyecek, benim de farklı bir alternatif aramam gerekiyordu. Ben de Fitbit'in bu bilekliğini aldım. Aslında bana eşim hediye aldı. Önce kendisine aldı o. Ben de onunkini çok beğenince bana da almasını istedim. İki rengi var bu bilekliğin. Bendeki mor rengi, bir de siyah rengi var. Bu bilekliğin diğer akıllı bilekliklerden en önemli farkı kalp atışınızı ölçüyor olması. Hemen göstereceğim şimdi size şuradan. Şurada gördüğünüz gibi iki tane yeşil ışık yanıyor. Bu yeşil ışık kolunuzdan kalp atışlarınızı alıyor ve ona göre gün içerisindeki sizin gene ne kadar hareket ettiğinizi, kaç adım attığınızı, gece nasıl uyuduğunuzu, en önemlisi bu. Diğer bilekliklerden ayıran özellik. Benim için, gerçi bu aralar çok uyuyor musun diye sorarsanız geceleri hiç uyumuyorum, ayrı bir konu ama yine de ne kadar uyuduğumu bilmek benim için çok önemli. Bu arada telefonunuza indirebildiğiniz tabii ki bir app'i de var bunun. App'i de Bluetooth olarak çalışıyor. Bir tek dezavantajı Bluetooth sürekli açık olduğu için, çünkü senkronize ediyorlar birbirleriyle. Biraz telefonumun şarjı erken bitmeye başladı. Ama onun için de zaten ben hep telefon kabıyla geziyorum. Daha önce bunu da sanırım çantamda ne var videomda bahsetmişimdir bu telefon kabımdan da. Dediğim gibi şimdi Nike'dan sonra bu çok daha detaylı ve çok daha kullanılabilir bir bileklik olduğunu fark ettim. Fakat eğer, bu arada Türkiye'de satılmıyor, onu da söylemem gerekiyor. Ama eğer yurt dışından satın alacaksanız benim size tavsiyem small bedenini çok almayın. Bendeki small bedeni, eşim artık tabii ki bayan olduğum için ve bileklerim ufak olduğu için bana small bedenini almış ama birazcık sıkıyor açıkçası. Neredeyse ben en sondaki kopçada kullanıyorum diyebilirim. Bir beden büyüğünü alırsanız daha rahat edersiniz. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Sizlerin Eylül ayında yaptığınız alışverişler ve favori ürünleriniz neler? Aşağıya yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.